Çünkü kitaptaki şu ilişkiler ağını bir kere daha ekrana getirelim Fatih. Şu ekran görüntüsü vardı ya, ilişkiler ağı. Timur'a şunu sormak istiyorum. Timur, kitabın odaklandığı yeni alanlar neler? Yani bilmediğimiz ne var? Şimdi şu ekranı büyüttüğümüz zaman yukarıda Feyzi İşbaşaran'a saldırı düzenlemesi, Sedat Peker'den 10 bin dolar aylık maaş alan siyasetçi, muhaliflere tehdit, kanınızda boğacağız sizi, oy pusulalarının paylaşılması görüntülerin, akademisyenlere tehdit, FETÖ şüphelerine tehdit, Almanya'da Osmanlılar çetesine para gönderilmesi, bir takım medya ilişkileri, Yıldırım Demirören'in de adı var burada, cihatçı örgütlere yardım, sonra sağ tarafa geldiğimizde Zindaşti İran ilişkileri başlıyor. İran'dan kara para aklanması, uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin usulsüz tahliyeleri, onun altında Sancak ailesinin isimleri var. Usulsüz silah ruhsatları verilmesi, Suriye'den yapılan kaçakçılık, Sedat Peker'e koruma verilmesi İçişleri Bakanlığı'yla ve bunun uzatılması, mitinglerde kendisinin kullanılması, yargıda kontenjanlar açılması, bütün yani inanılmaz. İçişleri Bakanlığı'nın etrafındaki işte Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağının kullanılması, Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharı, rüşvetle soruşturmadan insanları çıkartmak, bataklık operasyonu ve orada dönen dolaplar, yasa dışı silah dağıtımı, Esenyurt, imar yolsuzlukları yukarıya baktığımızda Mansimov ve ilişkiler ağı, Yalıkavak Marina'ya el konulması, denizcilik şirketlerinin şaibeli arasında Burak Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve enişte olan Ziya İlgen'in de isminin geçtiği denizcilik şirketlerinin yapılanması, ilişkiler ağı, Tolga Ağar'ın hakkındaki iddialar, Yelda Kaharman'ın cinayet dosyası, şüpheli ölümü dosyası, Sadık Soylu'nun imar yolsuzlukları, inanılmaz bir şey bu. Yani bütün bu ilişkiler ağı tek tek dosyalar halinde mi yazıldı? Kitabın yazılma yöntemi neydi? Ne anlatıyor kitap? Evet, yani tek tek dosyalar halinde yazıldı. Şimdi sen sayarken de işte haritada da görüldüğünde de Özlem o kadar şey ki ya bakın bunları yaşadık biz. Yani 2 Mayıs'ta başladı Sedat Peker ifşaları ve 2 Mayıs'tan beri yaşadığımız skandalları unutuyoruz. Yani o kadar büyük ki bunların hepsi yani aslında tek kitap olabilecek, hepsi ayrı ayrı tek kitap olabilecek dosyalar. Yani bir normal bir ülkede yaşıyor olsak bunların hepsi büyüklüğünü kökten değiştirebilecek. Yani bir ülkede ya bu ülkede neler oluyor diye ülkedeki insanların ayağa kalkabileceği başlıklar. Şimdi biz bunların hepsini o Sedat Peker ifşaları ile birlikte çok hızlı bir şekilde yaşadık. Ve hatta artık insanlar o gündemi takip edemediler. Bu kitabın en önemli misyonu bu anlamda akılda bu olayların kalmasını sağlamak ve tek tek bu olayların arka planıyla, tarihsel süreçleriyle ne olduğunu ortaya koymak. Şimdi bunu yapmak çok önemli. Yani bunu derli toplu bir yerde bulunması çok çok önemli. Yani o anlamda bu dosyaların yazımı da aslında başlıklar halinde ve isimler de halinde. Örneğin Süleyman Soylu hakkındaki iddialar, onunla bağlantılı olan kısımlar gidiyor. Ama her dediğimiz gibi bu iddiaların hepsi, burada yazan iddiaların hepsi arka planları ile birlikte ve Sedat Peker'in iddiaları ile yeni edinilen bilgilerle ortaya konan bir tablo. Ama tabii bütün bu olayların hepsi, yani burada saydığımız başlıklar bile, yani sadece şu an biraz öncesini saydıklarım bile, Türkiye'de nasıl bir sistem oluşturulduğunu, yani aslında 90'lardan bugüne gelen sistemin ana ayaklarının neler olduğunu ve bunun içinde nasıl bir zihniyetin saklandığını ve geldiğimiz noktada yani bunun başkanlık sistemiyle birlikte sıçradığı nokta artık mafyanın bir devlet organına dönüşmesi, mafyanın devletleştiği gerçeğiyle karşılaştığımız hale giden yolu anlatan bir çalışma oldu. Peki bu aynı zamanda savcılara iddianame niteliğinde de bir yol haritası. Yani çünkü Bence kesinlikle. yani hani aslında bunu kayıt altına almış oluyorsunuz. Günün birinde hakikaten bağımsız Cumhuriyet savcıları bu iddialarla ilgili bir soruşturma süreci başlatacaksa ellerindeki bütün bilgileri, belgeleri tek kapak altında toplamış oluyorsunuz. Yani Türkiye İşçi Partisi'nin raporu da tam olarak buna hizmet edecek gibi gözüküyor. Şimdi bunların arasında iddialar var ama bir de itiraflar ve ifşaatlar var. Yani yaşanmış olaylar var. İddialar var. Onlar araştırmaya, teyide muhtaç.
Ama bir de ben yaptım diye anlatılan itiraflar ve ifşaatlar var, doğru mu? Kesinlikle. Ama şöyle yani Özlem dediğin gibi yani bu ülkede temel problem yani bu skandallar zincirinin ya da bu skandal zinciri kadar büyük bir sonuçla karşılaştık biz. Yani yargı harekete geçmedi ülkede. Yani bu gerçekten de bir devletin artık tükendiğinin resmidir. Yani o başkanlık sistemiyle ve tek adam rejimiyle birlikte devletin artık bu toplumun bir yani yargı mensubunun kalmadığı, bir savcısının kalmadığı gerçeğidir. Yani Sedat Peker'in ifşalarının sonuçta gösterdiği en temel noktalardan biri bu. Yani Türkiye'deki devletin geldiği hali bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Bu olaylar bütünü. Ama dediğim gibi ben şuna çok fazla inanıyorum. En temel olan şey gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek ortaya çıktıktan sonra, gerçek kayıt altına alındıktan sonra eninde sonunda bunun toplumda yani bir şekilde adalete ulaşacaktır o. Ortaya çıkmaması en kötüdür. Şimdi Sedat Peker iddialarıyla ilgili toplumda da genelde bir yılgınlık var. Diyorlar ki işte bu kadar şey açıklandı ama hiçbir şey değişmedi. Bakın savcılığı harekete geçmedi. Ne olacak? Hiçbir şey değişmez gibi bir yılgınlık var. Ben bunun çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Aksine bir gerçek ortaya çıktıktan sonra gidilecek yol uzun olabilir. Bir günde iki günde siyasi sonuçlar alınmayabilir. Veya bu yani adalet bir iki günde gelmiyor olabilir. Bunu engelliyor, bunun önüne ket çekenler olabilir. Ama gerçek ortaya çıktıktan sonra onu durdurmak gerçekten mümkün değildir. Bu kitapta bunu hizmet edecekse çok çok önemli bir nokta. Dediğin gibi bir de tabii itiraf ve ifşalar var. Yani bunlar artık yani o kadar çok ki Sedat Peker'in o anlamda anlattıkları. Bakın Kutlu Adalı olayı var. Yani Kutlu Adalı'nın cinayetiyle ilgili Sedat Peker kardeşini tetikçi olarak gönderdiğini söyledi örneğin. Kıbrıs'taki gazete cinayeti. Kıbrıs'taki evet, gazete cinayeti. Evet Kıbrıs'ta 1996 yılında katledilen gazeteci Kutlu Adalı için bu cinayetten önce Korkut Eken'in Sedat Peker'e geldiğini, yani Sedat Peker anlatıyor bunu. Bana geldi Korkut Eken diyor. Benden iki tane tetikçi istedi diyor. Ya benim kanım dondu gerçekten. Ben o videoyu herhalde o videoyu izlerken sabahın yedisiydi herhalde kalkmıştım. Ve o videoyu izlerken gerçekten benim kanım dondu. Hayatım boyunca unutmayacağım anlardan biri yani. Dedi ki benden iki tetikçi istedi. Çünkü biz gazeteciler yıllarca bu tarz bilgilere ulaşabilmek için ne dava dosyaları karıştırırız, ne bilgiler bulmaya çalışırız, insanlarla konuşuruz, tanıklar bulmaya çalışırız filan. Ya bu bilgi her şeyi ortaya koyan bir bilgi. Evet bilmiyor muydu şey anlamıyla. Abdullah Çatlı o sırada Kıbrıs'taydı. Kutlu Adalı cinayeti sırasında işte o manastır baskını olmuştu. Manastırdan bir şeyler çalınmıştı. Ve bununla ilgili Kutlu Adalı haber yaptığı için tehdit edilmişti filan. Evet bunlar bir öğrendiğimiz ufak tefek ve birleşen bilgilerdi. Ama Sedat Peker çıktı ve dedi ki kan donduran bir şekilde benden tetikçi istedir iki tane tetikçi. Ve ben sokakta büyümüş Mehmet kardeşimi abi, gönderdim abi, onlara dedi. Korkut abinin odası Mehmet Harun odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Genciz, vatanseveriz, işte şu PKK'ya yardım ediyor ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar. Faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez. Bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Lan çocuğuz genciz zaten böyle. Bizi bir doldur boşalt bir dol. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana dedim. Abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana. Öz kardeşim. Evet. Atilla Peker'i dedi. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır. Sokaklardan yetişti. Türk Hava Yolları uçak. Dehşet bir şey ya. Yani Timur yani 10 videoydu galiba toplam 2 Mayıs'ta başlayan. Yani hep biz bile unuttuk. Şimdi Fatih bulup getirince ya hatta şunu düşündüm. Senden sonra oturup 10'lu seriyi baştan sona şey Netflix dizisi gibi tekrar mı izlesem notlar alsam acaba siz kitabı hazırla. Yani neler anlattı neler Sedat Peker değil mi? Yaprak kımıldamadı memlekette ya. Ya Özlem bak bu örneğin ifşa dedin ya itiraf dedin ya bu olay bu videonun devamında ne söylüyor biliyor musun? Beni en çok böyle sarsan şeylerden biri de oldu. Bak kardeşimi diyor sokakta yetişmiş diyor. Korkut genel tetikçi iki tane profesyonel diyor. Bu olaydan sonra yani bu açıklamanın devamında Sedat Peker şunu söylüyor. Ben diyor uzaktan Adalı'nı yani Kutlu Adalı'nın eşini yani İlkay Hanım'ı
Hep takip ettim kadıncağızı diyor. Adalet arayışındaydı. Avrupa mavrupa filan diyor. Uzaktan izledim ben diyor. Ya düşünebiliyor musun? Hepimiz biliyoruz. İlkay Adalın hiç mücadelesi. O her şeyi biliyor. Yıllarca 20 yıl susmuş neredeyse. Ve uzaktan 20 yıldan fazla susmuş ve izliyor. Ve biliyor. Ve o zaman bu zamana kadar açıklamıyor. Ve açıkladı. Ve sonra ne oldu? Sonra şu oldu. Bahsettiği kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı. Neden alındı? Ruhsatsız silah ibarından alındı. Gözaltına alındığında Atilla Peker dedi ki ya dedi ben bu olayın tanığıyım dedi. Ben yap beni çağırdılar dedi. Götürdüler ifade vermek istiyorum. Adamı adliyeden kovdular. İfadesini almadılar. Bakın yargının haline bakın. Biz ülkede hala yargı var zannediyoruz. Devlet var zannediyoruz. Ondan sonra adamı attılar adliyeden. Tekrar gitti zarla zorla yani zarla zorla ifade verdi. Dedi ki beni tetikçi olarak gönderdiler. Korkut Eken'le uçakla Kıbrıs'a gittik. Bana Uzi silah ayarlandı. Galip Mendi'yi gördük filan dedi. Galip Mendi doğruladı. O zamanın generali yani bütün adadaki bu işlerin generali olan kişi. Galip Mendi dedi ki, evet geldiler dedi. Geldiler dedi. Yanında Atilla Peker de vardı dedi. Araba verdim onlara dedi. Korkut Eken birlikte uçağa bindik dedi. Korkut Eken de anlattı. Benim Şimdi ne şaşırdım. oldu? Korkut Eken'in ifadesi alınmadı ya o yüzden. Korkut Eken'in hala ifadesi alınmadı ya.